Merhaba, Bilyoner'e, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Bugün Euro Liga ağırlıklı bir sohbetimiz olacak ve NBA'de de başlangıç tarihine ilişkin kısa bir değerlendirmemiz olacak son gelişmeler ışığında. Ama tabii üzücü haberler var. Bunlarla başlamak istiyoruz. Öncelikle Ege bölgesinde, İzmir ve çevrede yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz ve Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ee, hepimiz üzüldük. Dün Yalçın Granit hayatını kaybetti. Ve tabii bizim programımızın konsepti, e, teması itibarıyla ...bizim ayrıca işlememiz gereken bir şey Yalçın Granit'in vefatı da. Yani bugün e, Türk basketbolundaki en önemli figürlerden biri. Geçmişten bugüne en önemlisi diyebilirsiniz e, Yalçın Granit hakkında. Yeri gelmişken e, onunla ilgili... Can Yayınları'ndan çıkan Adam isimli bir kitap vardı. Ee, oğlu Ali Granit'in editörlüğünde ve bizim de arkadaşımız olan Cem Pektor'un kaleme aldığı Yalçın e, Granit'le birlikte onun hayatını işleyen ve yani bizlere, ileriki nesillere de aslında çok güzel bir basketbol tarihçe belgesi bırakan güzel bir kitap. Ee, Yalçın Granit'in vefatı dolayısıyla o kitabı da bir kez daha hatırlatalım ve önerelim gerçekten okunması gerekiyor. Sen neler söylemek istersin? Ben de aslında tam ona değinerek başlayacaktım. <laughs> yani şöyle şimdi kitapta da zaten e, tüm yani aslında kronolojik olarak bakıp etkilenebileceğiniz en temel şey Yalçın Grant ile alakalı. Hem çok uzun bir döneme damga vuruyor hı hı. hem de çok farklı iş görevleriyle, iş tanımlarıyla aslında bunu yapıyor. Çünkü yıldız bir basketbolcu, işte tarihte, Avrupa'da oynayan İlk Türk oyuncu Paris Racing'de, 55'te ee, yıldız bir koç, yıldız bir yönetici, yıldız bir yazar aynı zamanda yani bütün aslında basketbol yazarlığı denilen işte bizim bugün yapmaya çalıştığımız e, şeyin temellerini de aslında atan yine Yalçın Grant yani evet. zamanında Erman Kunter'i de, Efe Aydın'ı da gazetelerde köşe yazmak için zorlayan e, işte kurduğu zaten temelde yani Darüşşafakan'ın üç kurucusundan biri. İşte çok aslında e, bilinmez ama Eczacıbaşı'nın yine e, kurucularından biri ve Eczacıbaşı'nı daha doğrusu Necat Eczacıbaşı ile görüşüp mahalli ligden devralıp Eczacıbaşı'nın birinci lige çıkıp oradan Aydan Siyavuş'a teslim eden kişi zaten 80'lere damga vurdu sonrasında hı hı. Eczacıbaşı. E, Galatasaray yenilmez armada e, bunu, yenilmez armadayı oluşturan kişi aslında birçok açıdan. Ya yani tüm bunları düşündüğümüzde Türk Milli Takımına işte Milli Takım Genel Koordinatörlüğüne, yönetici diye danışmanlığa falan bunlara hiç girmiyorum. Yani 88 yaşında hayatını kaybetti ama ya o kadar dolu dolu yaşanmış bir hayat ki basketbolun o kadar odak noktasında olduğu bir hayat ki işte biz de hani Ali Granit'le konuştuğumuz zamanlarda o da hep şeyden bahsederdi. Yani Yeniköy'de bile e, tanımadığı çocuklara hani herhangi bir şekilde basketbol potansiyeli vaat etmediği, bilinmeyen hani sıradan tırnak içinde diyebileceğimiz çocuklara gidip özel dersler verip onları basketbol aşkıyla hani bağlamaya, oyuna bağlamaya çalışması hiçbir bunda karşılık beklemeden, hiçbir evet. maddi karşılık beklemeden. Yani tamamen gerçekten 7-24 basketbolla yaşayan ve Türk basketbolunun ilerleyebilmesi adına hani kafa patlatan, mesai harcayan e, biriydi Yalçın Granit. Tabii ki yerini doldurmak hani yaşarken de zaten yani sonuçta e, koçluğu 50 yaşından önce bırakmıştı. Sonrasında genel koordinatörlük ve yöneticilik dönemi var ama hani Yalçın Grant gibi bir e, beynin aktif olarak çalışması zaten gerekmiyor çevresine etki edebilmek adına. Yani bir telefonu ya da biriyle hani buluşması ve orada etki yaratması da mümkün olan bir figür ve çok farklı yerlere dokundu Türk basketbolunda. E, yeri maalesef e, dolmayacaktır yani, hele şu anki iklimi düşündüğümüzde. Yani her şeyin bu sadece Türkiye ile alakalı da değil. Yani Avrupa basketbolunun genel problemi yani çok klişe ama her şey para üzerinden ilerliyor maalesef. Yani bu kadar amatör ruhla e, iş yapan insanların hani yeri maalesef günümüz e, hayatında, günümüzün değerlerinde maalesef dolmuyor. Yalçın Grant'in yeri e, bence dolmayacaktır. Bu tanımı yani bir yerde okuduğuma eminim sosyal medya olabilir ya da hani e, medyada olabilir hatırlayamıyorum ama kimin ilk olarak yaptığını bilmiyorum. Dolayısıyla isim veremeyeceğim, kredi veremeyeceğim. Başlasınlar. Fakat bence güzel bir tarifte Yalçın ile alakalı olarak Türk basketbolunun Jerry West'i gibi. Yani işte sen de bahsettin oyunculuk ve yani bütün bu kademelerde de en üst düzeyde evet. performans Önemli göstermiş. Olmadı. Çok etki etmiş bir isim. Oyunculuk, koçluk, ondan sonra yöneticilik. Hatta bunun dışına taşan işte medyada yine yol açan, yine öncü olan bir figür Yalçın Granit. Türk basketbolunun hakikaten Jerry ve Jerry West'in lakabı üzerinden gidersek de Jerry West işte NBA'in logosu olduysa o belki dönemsel bir şeydi. Hatta biliyorsun son dönemde işte bu logo güncellenmeli mi falan gibi konuşmalar vardı. Hı -hı. Ama Türk basketbolunun logosu da biraz manevi anlamda, soyut anlamda düşünürsek Yalçın Granit'tir. Ee, i̇lk andan bugüne tarihine bakarsan. Ve e, yani işte biraz önce bahsettiğimiz adamma kitabında da en dikkat çeken konulardan biri. Hani Yalçın Granit'in hayatına herkes detaylarına vakıf olmayabilir ama yaptığı her işte bütün o bulunduğu kademelerde oyunculukta, koçta, koçlukta ne kadar öncü, ne kadar böyle e, en azından bu topraklarda daha önce denenmemiş biraz böyle dışarıdan bakıldığında belki o gün için tohaf karşılanan şeyleri ortaya koyan, bunlarla başarı kazanan ve bunların bu metodların, farklı metodların, yaklaşımların yer edilmesini sağlayan bir beyin aynı zamanda Yalçın Granit. Yani bu bakımdan da yine çok değerli. E tabii yani işte mesela ilk halterle çalışmayı hani zamanında o yaptırmış ya da işte motion offense için hani ne kadar koçları aşılamak için daha açık koçları aşılamak için ki Erman Kunter'le aslında yani Erman Kuter'in koşuk döneminin e, ilk yıllarında e, çok etkisi olduğunu e, biliyoruz. O Motion Offense'in Türkiye'deki hani öncü figürü aslında Yalçın Granit ve e, yani çok farklı dönemlere çok farklı şekillerde e, damga vurdu. Çünkü yani başlangıçta aslında kitabın isminin de çıkış noktası bu. Gerçekten adanarak bir işi yapıyordu. E, hani biz Eurostep'te de İbrahim Kutlay'la da konuştuk benzer konuyu. Yani... Ee, şunu söyleyebilirim. Bu kadar farklı dönemlerde ve e, ben sonuçta dünya değişiyor, basketbol değişiyor, insanlar de, değişiyor. Yani bir süreden sonra insanların vadesinin aslında doğal olarak dolması gerekir. Yani işte Bozider Markovic örneğin Avrupa Basketbolu'nda çok büyük bir figürdü. 4 0 şampiyonluğu var. Hani 90'larda, 80'lerde çok başarılı bir figürdü ve 2000'lerde, 2000'lerin ikinci yarısında özellikle bitti. Yani artık hükmü kalmadı. Avrupa basketbolunda etkin bir güç olamadı. Ama Yalçın Granit hani kenara, tırnak içinde kenara çekildiği dönemlerde bile hani kendini geliştirmeye çalışan işte bir şekilde resmi ünvanı olmasa da e, orada varlığını belli, belli etmeye çalışan ve etki etmiş bir isimdi. E, yani Türk, Türk basketbolunun, Türk sporunun e, başı sağ olsun. Evet. E, peki Euro ile devam edelim. Fenerbahçe ve Anadolu Efes iki değerli galibiyet aldılar. Fenerbahçe beko Makabi deplasmanındaydı ve aslında pek de parlak başlanmayan bir maçtı yine Fenerbahçe açısından özellikle ee, Makabinin o skorer kısalarını kontrol etme konusunda Fenerbahçe ilk periyotta ilk bölümde pek iyi bir performans göstermedi. Skorun da nereden geleceği Fenerbahçe'de yine bir soru işareti gibi gözüküyordu ee, maçın ilk bölümünde. Fakat sonrasında Bobby Dixon'ın kenardan gelip ee, dış şutla ortaya koyduğu müthiş bir etki var ve bütün oyunu o değiştirdi yani Bobby Dixon, zaten yani 17 sayı başlı başına oyun Tabii. çeviren bir performans olmakla birlikte son bölüme kadar hala yansıyordu. Son bölümde mesela Bobby yönlendirdiği ikili oyunlarda rakip daha önceki bölümlerde pek onu savunamadığı için uzun üstünde bıraktıklarında çünkü Bobby Dixon o şutu bir şekilde çıkarıyor işte perdeye kısa takılabiliyor. Adam değişmeye çok kararlı gitti ve o switchlere de Fenerbahçe'nin son çeyrekte iyi hücum ettiğini gördük. Bir de işine, işe savunma tarafından bakarsak herhalde Fenerbahçe-Beko'nun bu maçta yaptığı en etkileyici şey Makabi'nin top trafiğini kısıtlayabilmesiydi. Yani bunda Makabi oyun kurucularına, kısalarına da belki bir şey yazılması gerekiyor. Ee, o onların derdi ama 9 asiste tutmak tutmuş olmak Makabi'yi başlı başına zaten maçın kilit noktalarından bir tanesi. Ya Makabi çok iyi durumda değil ama Fenerbahçe açısından gerçekten çok etkileyici bir galibiyet. Yani öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ee, hani önceki programda da konuştuğumuzda işte ben hani Olympiakos Efes maçında Efes'i biraz daha ön planda gördüğümü, fenerbahçe Makabi'ye oranla daha az şanslı e, şans gördüğümü söylemiştim ki yani maçın başlangıcı da biraz beklentinin aslında karşılanması şeklinde oldu. Şöyle yani Sera bence çok iyi bir maç çıkartmadı. Neden? İşte sen switch savunmasını söyledin. Ya Fenerbahçe'nin oyununa Makabi ayak uydurmaya çalıştı aslında. Evet. Ya Ante Jicic mesela e, Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda direkt cevap verebileceği bir oyuncu değil. Ve Ante Jicic çok kısıtlı dakika almasına rağmen double double'la bitirdi maçı Hı -hı. mesela. Ve e, ya Makabi de işte Fenerbahçe için söylediğimiz şeyler nedir? Roller tanımlı, kim ne yapması gerektiğini biliyor. Kimse rolünün çok dışına taşmıyor. Maç sonunda bile Bobby çok iyi oynadığı bir maç son, maçta bile maç sonunu Nando De Kolo oynadı. Hani bu da tartışılabilir ayrı konu. Ama e, yani Kokoşkov takımı hakim. Kaybetse de kazansa da Fenerbahçe çok büyük oranda ne yaptığını bilen. Hani yapamıyor olabilir ama ne yaptığını bilen bir takım hüviyetinde. Makabi tam tersi ya. Yani Makabi hem skor olarak yani skor üretme olarak hem savunma olarak potansiyelli bir takım aslında kısalara baktığımızda. Yani, e, hani radarında olan aslında 3 oyuncusu var. işte Scottie Wilbeck'in, Tyler Dorsey ve Elijah Brandt. Yani 3 oyuncu da e, hani NBA takımlarının takip ettiği e, isimler uzun dönemdir zaten Wilbeck'in hep radarda. Ya yani buraya baktığımızda uzunlardaki sıkıntı Dragan Bender NBA'den de kötü gözüküyor ki yani bunu, hani bunu başarması da çok zor bir iş aslında NBA'den daha kötü nasıl gözükebilir Dragan Bender? Hani merak konusu burada 3 aylık bir kontrat imzalamıştı yanılmıyorsam. Ve hani Makabi kadrosunda potu altında işte AC'nin o delikleri tıkadığı mesela işte sen Switch savunmasını söyledin. Şimdi Otello Hunter evet birçok anlamda çok çok değerli, çok çok yeri doldurulamaz nitelikte bir oyuncu yedek pivot olarak baktınız ama birinci pivot Otello Hunter artık yani fiziken onları kaldırabilecek bir oyuncu değil ve AC Hani dört numara evet ama bu maçta mesela Veseli'nin karşısında beş numara da oynayabilirdi. Fiziken bunu hani karşılayabilecek bir oyuncu. Ee, yani Fenerbahçe'nin oyununu oynarken de aslında geçen sene Maccabi'yi farklı noktaya taşıyan Quincy Ace gibi bir oyuncunun orada olmaması, oradan çıkarılmış olması Sferapulos'un elini çok zayıflattı. Ben hatalı bir kadro olarak görüyorum Makabi'yi. Yani özellikle Bender, Jijic ikilisi yani zaten uyumlu değil, uyumlu olmamalarını da bekliyorduk ama bu kadar artık... Tırnak içinde tedavülden kalkmaları bu maçta bile benim için sürpriz oldu. Ve Fenerbahçe, hani Bobby Dixon <laughs> özelinde pardon şunu söylemiştik. Yani De ve Lorenzo Brown'un iyi olmadığı günlerde ya da bu iki oyuncunun hani belirli bir standartta olup Fenerbahçe'nin çok büyük maçları kazanması arz ettiği, gerektiği zamanlarda hani o diğer kısa kim olacak? Westerman yok. Çünkü Bobby Dixon'ı oraya biraz aday gibi görmüştük sezon başında da. Ama yani bunun tabii ki devamlılığını ee, yakalaması çok kolay değil yaş itibariyle. Burada da Scotty Wilbeck'inden bir enerji devşirdi o rekabetten, o e, husumetten diyelim. Ve yani sezondaki en etkileyici maçını şimdiye kadar çıkarttı. Belki de sezon sonunda yine dönüp hani Bobby Dixon'ın bu Tel Aviv performansı vardı diye hatırlayacağımız e, bir maç oynadı. Hani Fenerbahçe'de önemli olan şey evet bu maçı kazanmak olabilir. Ama sürdürülebilir bir plan olması için kısa rotasyonda hep söylediğim gibi yine vurgulayacağım. Westermann sahaya girmedi mesela. Evet. Giremiyor demek ki. O zaman yani Bobby Dixon evet oynasın takım içerisinde zaten var olsun. Ama buraya hamle şart. Hamle şart yani 65 sayıda makabinin kalması Fenerbahçe'nin savunma başarısıdır. Evet ama Fenerbahçe'de e, yanılmıyorsam %44 ya da %45 sayılarının ee, tamam yani %100 olarak sayılarını düşündüğümüzde %44'ünü %45'ini üçlükten aldı. Bu çok yüksek bir e, sayı. Yani sen atıyorum 70 sayının 35'ini üçlükten alıyorsan bu çok çok ciddi bir rakam ve ekstra bir hücum performansı olduğuna aslında işarettir. Yani, yani bu bir de X aynen <laughs> öyle pardon. Ee, artı üçlüğün şimdi nasıl dağıldığı da önemli. Yani yarın bir gün Bobby Dixon'dan 17 sayı gelmediğinde bırak 17'yi yani 10 gelmediğinde aa Bobby Dixon da bugün hiçbir şey veremedi diyemezsin. Tabii. Öyle bir beklenti e, de bulunamazsın ve o zaman senin söylediğin işte Westerman konusu bir kez daha su yüzüne çıkacak. Yani Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle kazanmasıyla alakalı bir durum değil. Ee, o rotasyon darlığı ya da işte orada herhangi bir oyuncunun, normalde planda gözüken bir oyuncunun şu anda katkı veremiyor ve planlar içerisinde yer almıyor gözükmesi bir kez daha sonuçta önümüze gelecek. Yani bunda Tabii. aslında kazanırken de iyi günde de konuşmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe mesela yine dış atış yüzdesi olarak, küçük yüzdesi olarak fark yarattığı maçlardan biri Efes maçıydı. Yine %50'ye yakın isabet oranı Hı -hı. vardı. Ama ribantlarda domine etmişti Fenerbahçe-Efes'i. Evet. Burada ribantlarda aslında makabeye karşı ezildi Fenerbahçe. Çünkü Aynen dört, 30 ya da 44-29 gibi bir şey de yanlış hatırlamıyorsam. Ki e, yani böyle bir maçın kazanılması ekstrem. Neden Maccabi Hücum'da hiç istediğini yapamadı? Senin söylediğin o Fenerbahçe'nin savunma etkisi işte trafiği tamamen tıkamaları vesaire tüm bunları düşündüğümüzde Fenerbahçe savunmada kendi performansında üzerine çıkan bir maç sergiledi. Ama yani bu sürdürülebilir bir yapı olamaz. Yani Fenerbahçe bir hücum takımı ne olursa olsun. Igor kokoşkov bir hücum koçu. Igor Kokoshkov savunma değil hücum şampiyonluk kazandıran diyen bir koç. Hani böyle düşünen demiyorum. Bunu hani ulaşabilir izleyicilerimiz. Bunu sarf etmiş bir koç. Ee, zaten kariyerinin gelişimine de baktığımızda e, tüm bunları e, düşünerek hani onun oyun anlayışını üç aşağı 5 yukarı tahmin edebilirdik. Şimdi Fenerbahçe'de bu yapı söz konusuyken e, Makabi maçındaki savunma elbette çok Önemli ama referans noktası bence olamaz çünkü sürdürülebilmesi çok kolay bir durum değil. Makabi'nin defektlerinden ve Fenerbahçe'nin bazı pozisyonlardaki ekstra katkılarından ötürü. O yüzden mutlaka Fenerbahçe'nin yine pozisyon sayısını yükselterek e, oraya bir, belki bir kısa eklemesi daha yapabilecek imkan varsa tabii ki yaparak hı hı. E, hücumu maksimize etmesi lazım. Yani Nando Dökolo evet direksiyonda ama Nando Dökolo'nun liderlik açısından işte soru işareti barındıran birçok özelliği olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Fransa milli takımı işte Fenerbahçe'deki bazı maçları hani Bobby Dixon olmasaydı Fenerbahçe bu deplasmandan çıkamıyordu. Yani bu kadar açık ve net yani Fenerbahçe evet. 65'te tutmuş olabilir makabiyi ama Bobby Dixon çok önemli yerlerde çok kritik isabetler buldu ve Melih'in Edin'in toplamda bu iki oyuncunun da dış şut katkısı hani artık vazgeçilemez bir noktaya itti Fenerbahçe'nin dış şuttan alacağı skoru. Hani bunu sürdürebilmek yani Kokoşkov'un da aklında zaten yoktur. Mutlaka daha farklı e, çözümler olmalı. Efes'e geçelim. geçelim. Ee, Anadolu Efes'te Shane Larkin'in dönüş maçında kazandı Olympiakos deplasmanında. Aslında yani ilk yarıya baktığımızda şimdi Larkin oyuna girdikten sonra Larkin'in biraz İlk bölümde, ilk yarıda Efes'i geriye çeken faktörlerden birinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok doğal olarak yani herhangi bir oyuncu değil Larkin, bir rol oyuncusu değil takımın merkezindeki oyuncu. Kendini bulmaya çalışırken belli bir miktarda top kullanması, yine odak haline gelmesi gerekiyor ya da oyuncu bunu arıyor. Fakat sakatlık sonrası çok da öngörülebilir belli zorlukları yaşadığını gördük. Mesela Avrupa'nın en hızlı topla en hızlı hareket edip potaya patlayan oyuncularından biri olarak Shane Larkin o savunmacısından ayrılamıyordu ilk bölümde. Evet. Sürekli yakalanıyor. İşte 3 tane falan falan blok yedi şeyden, eee Livio'dan. pardon. E, sürekli olarak. Eee e, ritmini kazanması da bir vakit alacaktı. Mitsiç herhalde bu sezonki en iyi devresini oynadı ilk yarıda. O çok önemliydi Efes açısından. Yani Mitsiç'in önderliğinde iyi başladı Efes. İlk periyotta iyi hücum etti ama ikinci periyotta mesela hatta devre arası röportajında Ergin Ataman da ondan bahsetti. Rakibin switch'ine karşı hücum etmekte biraz da orada Shane Larkin'in daha fazla rol aldığını gördük. Yani <laughs> sahada kaldığını zorlandı. Ee, Shane Larkin'in kendini bulduğu bölümde son periyot oldu. Yani o hani rakipten, kurt savunmacıdan kurtulamıyor diyorduk ya. İki tane çok kritik penetresi <gülüyor> var. <gülüyor> Hatta bir tane de faal aldığı ekstra bir pozisyon var. İki de üçlüğü var. Son periyotta bildiğimiz Larkin gibi oynadı ve maçı kapatan da o oldu. Yani ilk yarıda çok iyi bir mid switch. İşte son periyotta nihayet... Ee, dönebilen bir şeyin lakin Bir de onlara herhalde Chris Singleton'ı eklemek lazım. Yani bu sezonki en iyi performansını gösterdi. Nitekim 100. sağda kaldığı dakikaya da 33-32 dakikalarda oynadı. Buna da yansıdı zaten. Ki sen de bahsediyordun yani Chris Singleton'ın buradaki varlığının ne kadar önemli olduğundan ve ondan faydalanamamanın, onu fazla sürelerde sahaya, sahada tutamamanın nefesine kadar geriye çeken bir faktör olduğunun Altını çizmiştik. Ee, Singleton'da dolayısıyla bir dönüş maçı oldu diyebiliriz herhalde. Yüzde yani çok güzel özetledim bence. Zaten e, Anadolu Efes'in dört tane top yönlendiricisi var işte. Rodrik Boboa, Shane Larkin, e, Vasiliy Mitic ve Kurnoslav Simon. Şimdi bu dört oyuncunun top yönlendirici olmanın yanı sıra skorer olarak da belirli seviyenin üstüne çıktığı zaman Fener e, Anadolu Efes düzeltiyorum zaten çok rahat gözüküyor İşte bu 4 oyuncudan. Yani 60 sayının üstünde bir kat kaldı toplamda Ergin e tamam. Evet Olympiakos e Efes'i yakalamış olabilir. Ama hiçbir zaman ya maçı izlerken ben hani Efes bu maçı kaybeder ya da kaybedecek gibi bir hissiyata kapılmadım açıkçası. İkinci yarıda yakalanmasına rağmen. Ha, Brian Townsend evet form tutuyor. Chris Singleton senin bahsettiğin 33 dakikada yanılmıyorsam ya artı 11 ya artı 13. Ki çok değerli bir istatistik bu. Ee, Singleton'ın pozisyonu ve onun sürede erken iki faal almasına rağmen sağ içerisindeki etkisini anlatmak adına. Yani Anadolu Efes ivme olarak bunun üstüne koyabilecek vaziyette olduğunu aslında gösterdi. Yani Efes hep o kıvılcımı arıyordu sezon içerisinde. işte Alba maçı çok öyle düşünülmemeli gibi zaten konuşmuştuk. Yani Alba evet e, Euroge geçen sene etki etmiş bir takım olabilir ama her Aito Garcia Reneses takımı gibi çok beklenmedik galibiyetler alabilir. Ee, çok da beklenmedik mağlubiyetler ve ekstra yumuşaklık da gösterebilir birçok rakibine karşı. Ee, ama Olympiakos deplasmanı Olympiakos'un da formda olmasıyla birlikte e, çok önemli bir galibiyet Anadolu Efes için. Hayır, buradan sonra Singleton'ın e, senin bahsettiğin standardını koruması lakin zaten yukarıya doğru gidecektir. Yani diz sakatlığı, çift dizdeki hani ameliyattan sonra zaten o e, işte ilk adımın en çok etkilen etkilendiği ameliyat olduğunu biliyoruz ki sen de ondan yani ilk yarıdaki o pozisyonlardan bahsettin. Hani Larkin patlayıcılığı olmadan e, oyunu domine edebilecek türde bir oyuncu değil. Hani oyunu etki edebilecek bir oyuncu. Ama e, Larkin'in özelliği hem işte sonuçta yakından savunamıyorsunuz, uzaktan savunamıyorsunuz. Euroleague'deki savunmacılara karşı da çok farklı bir boyuta geçmiş durumda Efes performansı ile birlikte. Yani burada Larkin'in performansı da Efes'le birlikte zaten yukarıya doğru çıkacaktır, ondan bir şüphe yok. Ama uzunların standartını koruması, Efes'in hani maç kazanması ya da o elit ikili de, elit üçlü üçlüde olması açısından... ...ki Barcelona oradaki şu anda en ön planda takım gibi gözüküyor, hı hı. diğer takımların kötü olması ile birlikte. Yani tüm bunlar düşünüldüğünde Efes için işte bu hafta oynanacak Maccabi maçıyla da de birlikte... ...Maccabi de çok sıkıntılı bir şekilde buraya gelecek. E, Efes eğer Makabi maçında kazanırsa bence gerisi açık. Ya yani Makabi maçının kazanılması psikolojik olarak e, bence çok önemli Efes adına. Bu, bu sezonun belki de en önemli maçı şimdiye kadar ki. Çünkü Makabi de eğer benzer bir oyunla mağlup edebilirse Efes tekrar o üstünlüğünü, dominantlığını lig içerisinde tesis edebilir. Barcelona demişken, e, Baskonya Barcelona çok tuhaf bir maç oynadılar, çok kısa onun sonuna da değinelim. Yani Baskonya bu sezon İspanya'da da yenmişti evet, e, Barcelona'yı ama şimdi Euroleague'deki ilk karşılaşmalarında saçma sapan bir şekilde ellerindeki maçı ceplerinde yani hatta yani montun iç cebindeki maçı çıkarıp attılar yere. Son iki buçuk dakikaya 10 sayı önde girdi evet, sayı. Baskonya ve yani böyle bir hediye, böyle bir ikram yok. Hala son topla kazanabilirlerdi. E, Pierre Henry rakipten kurtulup gitti, Tur Turnike'yi kaçırdı. kaçırdı. Yani pozisyondaki en kolay şeyi yapamadı. Ondan sonra... Ama orada Barcelona'dan çıkmıştı. Bir daha soktular kenardan, orada da blok geldi Midotic'ten. Yani. yani hani kazandı Barcelona ama mesela Jaskevic usta muhtemelen soyunma odasında haşlamayla başlamıştır. Abi ben maçı daha anlamadım. Yani öyle bir maç oldu ki 21-2'lik seri gördük. İşte uh -huh. 17-0'la başladı Barcelona e, Baskonya. Barcelona çift tane farklarla öndeydi. Dördüncü çeyreğin başında çok uzun bir süre skor üretemedi Barcelona. Hani sonrasında zaten hani Şaraz belirli değişiklikler yaptı ama çok inanmıyordum maça Şaraz'da. Yani kenarda Barcelona işte o üç dakikaya, iki buçuk dakikaya, 10 sayı geride girildiğinde hani Kuriç'in bir tane potu altından çıkıp attığı üçlükle birlikte zaten hani farkın e, dengeye geldi, skorun dengeye geldiği yaklaştığı düzeltiyorum e, bir bölüm var. Ama ondan öncesinde acayip top kayıpları oldu. Yani bir Barcelona kaybediyor, bir Baskonya 38 top kaybı vardı son 2 e, dakikaya girilirken evet. maçta. Sonra Ondan... Baskonya devam etti. Sonra Baskonya devam etti. Evet. Barcelona normal hücum etti. ama için mesela kaybettiği 2 top var. Sol forvetle bir tanesi attı böyle havaya. Hmm. Yani şarasa yani kamera döndü sonrasında da yani burada yapılacak iş mi bu en kibar tabiriyle <laughs> tabirle hani değerlendirdi pozisyonu ama e, yani Barcelona Mirotic yokken daha ee, birbirine kenetlenmiş durumdaydı. Yani birçok rol oyuncusu kendi performansının üstüne çıktı ve Şaras'ın hani Mirotiç'le alakalı tasarrufu ki i̇yi, iyi oynadı bu maçta. Ben kötü oynadığını e, söylemiyorum ama yani Mirotic'te bir şey eksik. Yani uzun oyuncuların takımın birinci oyuncusu olan, takımın yıldızı olan uzun oyuncuların hani bu tür sıkıntıları yaşadığını bile e, görebiliyoruz. Neden? Hani Mirotic... evet kendi skorunu üretebilen bir oyuncu ama hani topla da arası müthiş değil. Yani karar vereceği zamanlarda takımın süperstarının sonuçta hani karar vermesini beklersiniz. Mirotic iyi bir karar verici değil. Mirotic iyi bir bitirici. Yani Mirotic iyi bir bitirici olduğu için takımda iyi bir karar vericiye ihtiyaç duyuluyor. Yani Nikolaitis bu rol için ha, biçilmiş oyuncu ama Nikkalatis'in de maalesef yani doğuştan artık diyelim bilmiyorum çünkü düzelmeyecek bu düzelmiyor da doğuştan gelen bazı de defektler var. Nedir yani bu hani işte şut defekti evet ama yüksek tempoyu Nikolatis oynayamadığı zaman yarı sahaya kaldığı zaman... Barcelona hücumu gerçekten çok problem yaşıyor. Ve Mirot, şimdi Kalates'ten bahsettin. E Mirotic de top durduran bir oyuncu. Tabii, yüzde 100. Yani evet bitirici ama bitirici derken mesela köşede sen dur da biz sana hazırlayalım ya da forvette dur sana şutu hazırlayalım. E, bitir noktasında Mirotic'i çok kullanamıyorsun. Çünkü o bir posta alacak. Topu okşayacak. Ya da tepede alıp şöyle bir etrafını sağ, e, kollayacak. Dediğin gibi iyi bir karar verici. Oradan top dağıtımı çok fazla belki yapmıyor. Genelde karar verdiği şey şut atmak oluyor. Ama bir durdurucu. Ne kadar efektif olursa olsun atışta. E, Galates oyunu durduruyor. İkisini birlikte kullanmak söylediğin gibi. Yani Yasikevicius için e, evet bu oyuncular çok önemli. Avrupa basketbolu platformunda ama diğer taraftan da birlikte kullanılması aslında o kadar da kolay olmayan parçalar. Yüzdeyi yüz söyle ve mesela hani bir çırpıda söyleyelim. EuroLeague tarihine damga vurmuş yakın dönem ya da uzak dönem. Mesela iki tane 4 numara. Hadi Nikola Vujicic dönem dönem 5 numara da oynuyordu ama hı hı. Yani Nikola Vujicic ve bir elitse mesela 2 4 numara diye düşünelim. Şimdi bu oyuncuların olayı ne? Yani özel kılan ne? Toplarla aralarının çok iyi olmaları ve kararları çok iyi vermeleri. Forvet oyun kurucuları da da var. Aynen ya yani elitse top getiriyordu. Hani Milotiç de belki bunu yapabilecek meziyete teoride sahip. Ama ya öyle bir şey beklenmiyor Mirotiç'ten. Mirotiç'ten takımın yıldızı, takımın taşıyıcı oyuncusu olması bekleniyor. Pozisyonları bitirmesi bekleniyor. Basketle sonuçlandırması bekleniyor. Ve e, hani bu Barcelona hücumunu ve bilhassa savunmasını, en temel problem savunma, gerçekten çok aşağı çekebiliyor. Çünkü Mirotiç'in verdiği kararlar işte sen dedim post, post-up'ta alıyor topu. Hani şey bir post-up oyuncusu değil ki sırtını aldıktan sonra ne bileyim Pete Michael gibi sırtını aldıktan sonra çembere kadar gidip bitirecek ya da Bootsy Thornton gibi bir oyuncu değil yani forvet örneği verdim 3 numara ama Mirotić e, Mirotic ile bitiriyor onu. Evet. Ve fadeaway post upta fadeaway basketboldaki en düşük yüzleri şut. Ne kadar iyi atarsanız atın. Çünkü 7'de 7 bile atsan yani atıyorum miktarı rakip savunmanın dengesini bozmuyorsun oyunun kalanında. Tabii ki. Ve yani muhtemelen kaçırdığın şutta fast break oluyor. Evet. Savunma zaten yerleşememiş oluyor. Çünkü Mirotiç hani postta sonuçta %100 de bitiren bir oyuncu değil yani. Bazen dışarıya çıkarabiliyor. Hücumun orada yerleşmesi vesaire bunlar hep problem. Ya Barcelona hücumunu gerçekten çok tıkayan da bir rolü olabiliyor Mirotiç'in iyi şut atmadığı günlerde. Mesela bu hafta hani istatistik olarak iyi oynadı ama e, yani o karar anlarında yaptığı hatalar, iki top kaybı ben inanamadım yani. Kenardan Mirotiç'in kaybettiği topu gördüğümde maçın o kritik anında hani, yıldızınız bunu yapmamalı. Eğer topu Hani durduruyorsa bu, bu statüde ise en azından biraz daha belki paylaşımcı olup işte Abrines, Kuric, Davis gibi oyuncuları biraz daha devreye sokabilmesi lazım. Ben mutlaka bir 5 numara geleceğini de düşünüyorum. Yani ne kadar iyi giderse gitsin Barcelona bence ceplerinde bir kart olarak işte NBA'in başlangıç tarihini bekleyerek hani Mark Gasol olur başka biri olur bilmiyorum. Ama ben e, size'lı bir 5 numara e, nasıl Fenerbahçe'ye kısa transferi lazımsa bence Barcelona'da ya da laz, lazım 5 numara. Hı hı. Peki bugün EuroLeague ağırlıklı konuştuk ama NBA'de de zaten hani çok gelişme yoktu ama bir tane önemli hadise var. Onu konuşalım. Zaten Perşembe'de muhtemelen canlı yayın yapacağız ve hı hı. yani canlı yayında zaten daha detaylı sorular üzerinden de değiniriz. Şimdi geçtiğimiz programda bahsetmiştik. 22 Aralık'ı hedefliyordu NBA. zaten Noel'e de yetiştirme çabasıyla birlikte fakat oyuncular tarafında oyuncu sendikası, oyuncular birliğinin bunun bu tarihe çok sıcak bakmadığı, en azından ağırlığının bu kadar erken başlamama taraftarı olduğu söyleniyor. Ağırlık derken tabii orada Lebron James gibi <laughs> Ağır. manevi ağırlığı da büyük. <laughs> Oyuncular biraz daha hani e, nicel ağırlığın önüne çıkıyor olabilir. E, ama tabii yani oyuncuların büyük bölümü için erken başlamamak anlaşılır bir konu. Zaten ciddi bir süre bubble'daydı. E, hmm. Bazıları erken döndü, bazıları sonuna kadar devam etti ama sonuçta o bubble yıpratıcı... Tabii. bir süreç. Normal bir NBA off-season'ı rutinden çok fazla uzaklaşmak istemiyorlar. Bunu sadece tatil anlamında değerlendirmemek, anlamamak gerekiyor. Oyuncuların yeni sezona hazırlanırken belli bir rutinleri oluyor ve o rutinden uzaklaşmamak da onlar için önemli. Fakat bir de ekonomik gerçekler var. Yani işte NBA bunu e, ortaya koydu. Yani 500 milyon dolar gibi bir miktar e, telaffuz ediliyor. 18, 18 evet. Ocağı kalırsa eğer... E, başlangıç tarihi 500 milyon dolarlık bir kayıp. Hatta bunun yani 1 milyar dolara kadar dayanabileceği söyleniyor. Orada şeyden güldün sanırım yani 500 milyon dolar diye atılmıştı. <laughs> Oyunculardan direnç gelince abi 500 dedik de 1 milyar bile olur mu? <laughs> Aynen tam onu söyleyecektim Wojnarowski'nin haberinde yani hani bir 500'ü attılar ortaya 500 hani... Çok korkutmadı galiba. Bir de olabilir falan diye yani... Deli misiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani işte o... ya. Komik bir süreç hani oyuncuların buradaki tavrından ötürü söylemiyorum. Yani NBA başlatmak istiyor Aralık'ta ama yani Aralık'ta bu ligi başlatmak e, hani ekonominin ilerlemesi için yani oyuncuların e, anlaştıkları kontratın geri ödemesini alıp takım sahiplerinde belirli açıdan hani memnun olması için hani zaruri olabilir evet bunu ben de düşünüyorum ama... Ee, yani realite var yani. Gerçekliğe baktığımızda, senin söylediğin işte o e, ara dönem çok kısa. Sonuçta yani draft 18 Kasım'da. Şimdi draft sonrası, hani bunun hazırlık kampı var, free agency'si var, oyuncuların işte o bahsettiğimiz rutinleri var falan filan. Aralığa yani mümkün değil. Yani 18 Kasım'da draft'ın olduğu bir ligde 22 Aralık'ta sezonun başlaması... Ha çok gerçekçi gözükmüyor. Ha olur mu olur yapar NBA. Ya Tabii ki deneyecektir. Şu teoriyi görmüşsündür sen de. Bunu Ethan Strauss yazmıştı ki yani Avrupa futbolunda sonuçta bunun örneklerini gördük mesela. İngiltere'de her takım aynı gün başlamadı. Hı -hı. Aynı hafta başlamadı. Avrupa Kupası'nı oynayanlar önceki sezonun devamında yani Manchester City evet, işte evet. United Avrupa Ligi'nde yarı finale gitmişti. Onlar iki ya da üç hafta sonra başladılar. İspanya'da keza e Real Madrid ikinci hafta olması lazım. Başlıyor. E, Barcelona en geç başlayanlardan biri. Keza Atletico Madrid de geç başladı. Onlar çünkü devam etmişti e, Şampiyonlar Ligi finalinden ötürü. Yani onun farklı bir modeli belki NBA'de izlenebilir. Mesela Ethan Strauss şey yazmış. Tamam yani Lakers'la oynamayın Noel'i. Tabii ki NBA'in ideal senaryosunda Lakers'ın, LeBron James'in işte ne bileyim Boston Celtics'in Noel'de oynaması var. Yani bu tartışılmaz ama eğer bir orta yol o konuda bulunamıyorsa Golden State ile başlasın. Mesela Golden State de tamam çok merak edilen bir takım. Brooklyn, Kevin Durant, Kyrie Irving zaten bir yıldır falan basketbol oynamıyorlar. Bunları kullanıp başlatın. bunların yanına işte New York'tu bilmem neydi bu tip pazar Soslan. takımları soslanabilir. daha fazla ara vermiş takımları kullanarak Lakers'ı işte ne bileyim Denver'ı Boston Celtics'i Miami Heat'i de 15 gün geç başlatırsınız Mesela yani 18'ine ne kadar kalmazdı da işte 10'una belki kalır. 8'ine kalır. Bu anlamda bir orta yol bulunabilir. Çünkü hani 1 milyara çekme biraz güllük evet e, abartı olsa da sonuçta 500 falan da gerçekçi miktarlar da azım sanacak miktarlar değil. Yani Lebron James tatiline bakıyor olabilir ama orada kontrat peşinde olan ve böyle bir kayıptan Maddi anlamda ciddi etkilenecek başka bir sürü oyuncu var. Oyuncu sendikasının yine içerisinde. E tabi Deni Green işte sızdırdı zaten e, haberi po podcast'te galiba söyledi. Hmm. İşte LeBron James 22'sinde bence burada olmayacaktır. Hmm. Ee, NBA sezonuna 22 Aralık'ta eğer başlarsak LeBron burada olmayacaktır diyerek zaten hani görüşünü ve biraz da belki bilgisini aktarmış oldu. Sonuçta hani LeBron e, Deni Green'le ve diğer takım yani takımın tamamıyla e, dirsek teması halinde ya yani burada o senin bahsettiğin işte oyuncular sendikasındaki ağırlık ya da genel olarak LeBron James'in ağırlığı sonuçta bir ağız birliği, fikir birliğine de dayanıyor. Hı hı. Hani burada deni Green'in ben e, boş konuştuğunu zannetmiyorum. E, senin söylediğin o senaryoda da işte Lakers'ın muhtemel geç başlangıcı belki hani tüm bunlar birleştiğinde e, mantıklı bir çerçeveye de oturabilir. Yani 22'sinde lig başlar mı? Başlayabilir ama Hani doğru bir karar muhtemelen olmayacaktır. Yani sportif açıdan ve hani etik açıdan belki baktığımızda oyuncuları düşünerek çok doğru bir karar değil ama burada oyuncuların tabi belirli adımları atması lazım çünkü e, yani parayı kaybedecek onlar. Yani bu takım sahiplerinin geçen sene de yaşadığı sıkıntıyla birlikte e, elinin çok daha güçlü olduğunu biliyoruz. Hani burada hı hı. takım sahipleri parayı kazansın, oyuncular kazanmasın gibi bir anlam çıkmasın onu demiyorum. Sonuçta i̇şte pandemiyle birlikte, geçen sezonun sonuyla birlikte takım sahipleri ciddi zarara uğradı. E, oyuncular belirli anlamda kompanse edildi. Ha, burada biraz daha taviz vermesi gereken taraf oyuncular. Hani evet. yakın başlayarak mı, çabuk başlayarak mı karar verecekler yoksa hani biraz daha e, bekleyerek e, belki paranın daha büyük bölümünü e, kaybetmeyi göze alarak geç mi başlayacaklar? Hani bunu e, göreceğiz. Yani Chris Paul ve LeBron James'in bu bağlamda e, nüfuzunun çok yüksek olacağını, çok geniş olacağını söyleyebiliriz. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Yani e, NBA bir açıklama daha yaptı. Eğer geç başlama noktasında anlaşılacaksa bile Temmuz'un ötesine uzatmayacağız. Bu sene olduğu gibi. Ve olimpiyata göre ayarlayacağız diyorlar. Çünkü artık öbür seneden itibaren normal takvime oturmak istiyor NBA. Önceliklerinden biri bu. Dolayısıyla eğer 18 Ocağı falan kalırsa NBA Hani o zaman 82 maçlı falan oynanmayacak ee, belki 70'in de altına çekilecek bir miktar söz konusu olacak. Ee, yani ne bileyim 60'lar, 66'lar. O da dolayısıyla otomatikman ekonomik kayıp anlamına geliyor. Yani mi için aslında güzel bir zemin oldu. Yani bunu bahane olarak söylemiyorum da işte uzun süredir sen de biliyorsun, Adam Silver maç sayısını azaltmak istiyor. Hı hı. Yani düz şey sabit olarak. Yani 80 maçlardan hani 60'ların sonunda belki 71 72 neyse en azından evet. bir 10 maç azaltmak istiyorlar. Aslında bunun için uygun zemin oluşmuş durumda. Yani bunu otomatik bir deneme evet. şey yani. Ya yani bunun mantık çerçevesinde de hani medya, kamuoyu baskısı olmadan açıklayabilirler. Çünkü en büyük problemlerden biri işte oyuncular tarihi olarak karşılaştırmaya baktığında öbürü 82 maç oynuyor. Ben hani 70 maç oynayacağım. Bu benim kariyerimin legasimin işte mirasımın e, aslında olumsuz yönde etkilenmesi demek gibi bir hani görüşte vardı. Hani tüm bunları aslında NBA e, net kararlarla e, şey yapabilir. Bertaraf edebilir bence. O yüzden e, muhtemelen deneyeceklerdir ligin kısa bir süre devam etmesine, kısa maçta devam etmesine. Evet, bakalım e, ilerleyen günler neler getirecek bununla alakalı. Perşembe canlı yayında zaten e, gelişmeler olursa bunları da konuşacağız sorularınız ışığında. E, perşembe görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.